Çok değerli başkanım, iktisatçıların duayeni, iş adamlarının ayaklı ansiklopedisi Ziyad Müellim. Doğrudan da bu saate kadar dözebilen insanların sayı görürüm ki zalda artık az kaldı. Şimdi bugün konferans saat 8'de başladı ve ben 8'den burada iştirak ettim. Bir iş adamı kimi ve bir iş adamı asasyaların sedri kimi bugünkü yığıncaktan özümüze ne götürelim diye ahracan sizler kimi kulak astım. Değerli iş adamları, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği umummillilerimizin bir millet olarak iki devlet mensubu iş adamlarının ortak bir projeyle üçüncü ülkelere çıkması lazımdır tapşırığıyla biz ruhlandık ve bu ruhun sonucunda hem Azerbaycanlı hem Türkiye'li iş adamları bir araya gelerek ATİB'i kurduk. ATİB kurulduğu günden bu tarafa birçok uluslararası projelerde çalıştı, yabancıların ülkeye gelmesini sağladı, Azerbaycan'ı değişik ülkelerde promote etti. Ancak çok eksik noktalarımızın kaldığını da biz itiraf etmeliyiz. Ben böyle bir forum hazırlığı başlayanda, çok sağ olsun benim değerli dostum Telman Bey bana haber verende, ben çok uzun bir çalışma yaptım. Hem slaytlar hazırladım, hem de bir 6 veraka yakın özet çıkardım. Ama bu saat bunun saati değil. Şimdi gelen, gerek biz ürek sözlerimizden danışak ve yüreğimizden geldiği gibi hareket edek. Ben bugün gördüm ki burada bütün müesseseler çalışırlar. Ama bir koordinasyon yok. Bakın, ben burada sabah 8'den beriye zalın tam dolulduğu saatten bu saate kadar burada eleşen bütün konuşmacılara kulak astım. Hamsı çok değerli fikirler söylediler. Ama bunların koordinasyon konusunda gayri hükümet teşkilatları rol almalıdır. O da biz olmalıyız. Gayri hükümet teşkilatlarına hükümet nümayendeleri, Milli Meclis, ben Ziyad abimi, değerli büyüğümü bu konuda bize gösterdiği, iş adamlarına gösterdiği destek ve ansiklopedi bilgileri gibi bize verdiği töhvelere göre minnettarım. Ama yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, zat-ı gayri nef sahasında inkişaf konusunda mütemadiyen bize tapşırıklar verir. Bugünkü forumun büyük bir hissesi neftin anlatımıyla geçti. Gün ortaya kadar nefti danıştık. O ki bu zalda biz nefti ancak stansiyalarda, zafrakalarda, benzin yanacak mıntıkalarında tanıyan insanlarız. Gelin Cumhurbaşkanımızın emrine itaat edek ve gayri nef sahasının inkişafında biz koordinasyon sağlayacak ve gayri hükümet teşkilatları gerek Milli Meclis, gerek nazirlikler, gerek ülkeler arasındaki çalışmalarda liderlik etsinler. Bu şu manaya gelmir. Bizim bütün tekliflerimiz hükümeti gani eder. Etmeyebilir. Çünkü biz iş adamları tarafı elbette çok kazanıp az vergi vermeyi, çok kazanıp az istisal, çok istisal edip az vergi vermeyi fikirleşebiliriz. Benim değerli büyüğüm Vergiler Nazirliği'nin temsilcisi Akif abi burada. Biz her zaman bu meselelerde danışırız. Ama vergi vermenin şerefli bir hasiyet olduğunu biz genel kültür olarak ruhumuza yerleştirmeliyiz. Eğer devletimizden bazı hizmetler bekliyor isek, serhatlerimizdeki nöbetçilerin orada onlar sehere kimi uyumadan nöbet gözlerken biz rahat uyumak istiyorsakse biz gerek vergi kültürüne ulaşmalıyız. Bakınız, ben ATİB sedri olarak birçok ülkelerde Azerbaycan'la alakadar iktisadi mevzularda çıkışlar ederim. Ama Ziyad abim de her zaman bu konuda beni destekler. Biz sonunda şöyle bir mevzuya tokunuruk. Burada bir neçe harici dostlarımız kaldı. Onlardan sivil diplomasi desteği istiyoruz. Bizim ülkemizin 20% işgal altında. Bize ne çok para lazım,
ne çok başka şey lazım değil. Bize bir ruh lazım. Bu ruhla da biz işgal edilmiş toprakları sivil siyasetle, iş adamları diplomasisiyle çözmek mecburiyetindeyiz. Şimdi siz düşünün. Cenab-ı Prezident'in bir inkişaf etmiş proje üzerinde çalışırken ve veya ona töhve verirken birden yadına ülkesinin 20% topraklarının işgali gelir. Siz olsanız neyin yersiniz? Dözemezsiniz. Biz gözümüzün kabağında bir tane balaca avarya olanda ya da bir uşak düşende yüreğimiz patlayır. Hele biz artık ulu ata olduk Ziyad abiyle, nevelerimiz yıkılanda bizim yüreğimiz patlayır. Ama gelin Cumhurbaşkanımıza da biz etrafında halka olarak güç vererek ve onun tavsiyelerine doğrudan da samimi şekilde emel edek. Ben Türkiye vatandaşı olarak, bana her vakit çıkışlarda değiller ki Cemal Bey, o kadar çok Azerbaycan'dan danıştın ki biz senin pasaportunu Azerbaycanlı bildik. Hariciler söylüyorlar. Ben de diyorum ki çok normaldir bu. Ben yüreği Azerbaycanlıyım. Ne olsun pasaportum Türkiye'li olsun. Ona göre biz hangi ülkemiz için çalıştığımızdan asılı olmayarak Türkiye için çalışırken Azerbaycan'a çalışırız. Azerbaycan için çalışırken de Türkiye'ye çalıştığımızı çok yaxşı bilirik. Gelin ben size öz faaliyetlerimizle alakadar daha fazla malumatları sizinle görüşler zamanı vereyim. Bize hükümet nümayendeleri, nazirlikler daha çok vakt ayırmalılar. Bizimle daha çok görüşmeliler. Düneyin biz, indi yok burada, IFC'nin Bakü nümayendesi ve Dünya Bankı'nın Bakü nümayendesiyle bir görüş geçirdik. Dostlar, görüşün sonu ne mutabakat sağladık bilirsiniz mi? Daha sık görüşek. 2 saatin erzinde ortaya çıkan sonuç bu ki, daha sık görüşek. Demeli biz görüşmürük. Biz görüşmelerimizi toylarda, Allah elemesin, Allah gecinden versin, yaz meclislerine sokmuşuk. Bu kafi değil. İş adamları mezmunun etrafında müsbet, konkret bir mevzunun etrafında yığışmalı ve bir mevzuyu harekete geçirmeliyiz. Onlarca mevzuya birden başımız karışsa o zaman gerek biz akademik Ziyad abi olmalıyız. O kadar bizim aklımız da yok, fikrimiz de yok, gücümüz de yok. Şimdi uçmanın manası yok. Biraz yerde gezmeye öğreşmeliyiz. Ülke gayrinef sahasındaki inşaat konusundaki verdiği desteklerden ben şahsen 22 yıldır Azerbaycan'da olan sizin kardeşiniz, ben bunların 30% bilirim. Bundan haberdarım. Eğer sedir olmasaydım belki de 15% kalırdım. Açık diyeyim. Bunların informasyonları konusunda eksikler var. Her bir konuşmacının anlattığı dahihane fikirler var. Ama gerek bu fikirlerin uygulanması meselesinde, hayata geçirilmesi meselesinde gayri hükümet teşkilatlarına büyük önem verilmelidir. Çünkü dünyanın her yerinde gelişmiş demokrasilerde bir sistem var. Bu sisteme bizi taşıyan insanlar birer birer fikirlerini çattırabilmezler lazımlı nazirliklere ve parlamentoya. O zaman bizler vasıtasıyla bizlerin de cesaretli, ülkenin menfaatini koruyan bir sistemde ilgili nazirliklere çattırmalıyız. Ben İş Adamları Asosyasyonu'nun sedri olarak burada, Yavuz abim, değerli dostum, Türk İş Adamları'nın sedri de burada. Biz her zaman bir araya geldiğimizde danıştığımız, görüştüğümüz tek bir mesele var. Azerbaycan'da işsizliğin azaltılması, sosyal inkişafın ve iktisadi inkişafın yükselmesi. Bunu kim istemez? Hamısı ister. Bunu istemeyen, o bir tane komşumuz var, özünü cırsın dursun, istediği kadar istemesin, o özü biler. Ama biz işgal edilmiş torpağımızın sınırlarına özümüzü hapseylemeden inkişaf istikametine gittik. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ciddi bir iradedir. Çok ciddi bir iradedir. Komşu devleti işgal ettiği yerin içine kendini mahpus etti, onun içine esir etti, o da orada kaldı. Şimdi harici şirketler veya harici gayri hükümet teşkilatları komşu ülkede de bazı şeylerin yapılmasını iş adamları üzerinden talep edirler. Biz diyoruz ki bizim öyle bir talebimiz olamaz. Biz Azerbaycan'ın torpaklarının işgali bitene kadar biz hiç kimseyle, o komşu devletle İktisadi alaka kurmayacağız. Niye kuracağız? Kurmamalıyız. Çünkü serhedin bağlı olması sebebi bellidir. İşgaldı.
Bir de ben burada kalan dostlarımdan bir döne döne hayışım var. Çünkü bunu bu Avrupalarda yaptığım iktisadi çıkışlarda çok gördüm. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de olan dostlarım bizim Karabağ işgal edilmiş toprağımızı anlatırken Karabağ problemi böyle bir yüngülvari ifade edirler. Dostlar, bu yüngülvari ifade edilecek bir şey değildir. Karşı taraf amansızca işliyor. Bu işgaldir, bu soygırımdır. Biz elbette iş adamları olarak savaş muharebe istemirik. Ama sivil diplomasinin içinde olmalıyız, ahracanda durmalıyız. Biz iş adamları birliği olarak kurduğumuz birden çok asasyalar kendi içimizde, o cümleden ATAF, Azerbaycan-Türkiye Tarih Araştırmaları Fonu, o cümleden UBCC, Hazar Karadeniz Bölgeleri Ülkelerinin iktisadi toplantıları, ATUS, Azerbaycan-Türkiye, Birleşmiş Ştatlar, bunlar bizim faaliyette olduğumuz alanlardır. Demek ki bizim bir de sosyal alanımız var. Bir de sosyal sorumluluklarımız var. Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği'nin büyük bir desteğiyle üniversiteler arası bir koordinasyon başladı. Yaygın ki matbuattan ve institutlarda olan uşaklarınızdan, nevelerinizden bunlar işitirsiniz. Şimdi Elman Bey ayrıldı. Elman Bey'den bir hayışım olacaktı. Bütün rektörler, bütün institut talebeleri birinci günden staj görmek istiyorlar. İstiyorlar ki tecrübelerini arttırsınlar. Ama kanunen kadagandı. İnstitut talebesi, ayağını talebe çalışabilmez. Nasıl olacak? O zaman nasıl çalıştıralım? Kanuna zıt mı çalıştıralım? Kanuna zıtlık da iş adamının işine gelmez. Elman Melim'in inspektörleri gelir, kanunsuz işliyorsun, kanunsuz adam stajı almışsın der, bize ceza tetbik eder. Her üniversiteyle aramızda büyük bir alaka kurduk ve insan kaynağı, gayri nefs sahasında insan kapitali tapşırığı Sayın Cumhurbaşkanımızın emridir. Biz bu emri yerine getirmek için arada bazı küçük maniyalar var. Bunları kaldırmak lazım. Bizim dönemimiz şanslıydı. Daha iş hayatı bizim için asandı. O zaman Türkiye'de de asandı. Yani enstitüttayken çalışmak da olardı. Ama şimdi dünyanın kanunları, kaydaları değişti. Uymalıyık. Enstitüttan çıkan talebe sudan çıkmış balığa benzememeli. Talebe onun içerisinde stajlarını almalı, görmeli vesaire. Hürmetli Ziyad abi, biz senin tapşırıklarınla, senin kitaplarınla büyüdük sayılır. Başım keçerleşti Azerbaycan'da. Buraya geldiğinde Yavuz abinin de saçı vardı, benim de vardı. Burada keçerleşti. Ama bu kitapları okuyarak büyüdük. İnstitutlarda derse gittiğimizde arkadaşların, talebelerin, gençlerin bana verdiği birinci sual budur ki, yakşı bir iş adamı olmak için neter olmak lazım? Diyeceğim önce başı kelleştirmeniz lazım. Baş kelleşmeden ya ağırtmadan bu saçları bu olmur. Ona göre bu mesafeleri yakınlaştırmalıyız. 15 yıllık, 20 yıllık mesafeleri yakınlaştırmalıyız. Bakın süt zavodunu kuran dostum, ben onu uzun illerde tanıyorum ve bacarıklı büyük projelerde çalışır. Ama söyledi, avadanlık getirecek, gümrük rüsum ödeyecek. Bir teşvik belgesi, bir teşvik edici unsurlar konusunda meclisimizin desteğini gördük. Ancak rekabet artık arttı, bunları yenilemek lazım. Ona göre ben bu yorgun vakta bana söz verdikleri için gel önce ben özümü tebrik edeyim. Bu vakte kadar gözledim. Çünkü bu da yakşı şeydi. Allah sizi korusun. Yoksa gidebilirdik de yani. Allah sizi korusun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.